Merhaba, içerime hoş geldiniz. Bugün evinizde çayınızın yanına çok değişik görüntülü diyebileceğimiz bir kurabiye tarifiyle çıkıyoruz karşınıza. Bu içerikte kahve çekirdeğine benzeyen kurabiyeler üreteceğiz. Bunun için hızlıca malzemelerinizi sayayım. 1 adet yumurta, 125 gram kadar tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı nişasta, bir poşet vanilya, bir poşet kabartma tozu, şöyle 2 tatlı kaşığı tepeleme kakao, şöyle yarım çay bardağı kadar Nescafe, bunu şey yapmak için, eritmek için 1 yemek kaşığı kadar sıcak su, 3,5 su bardağı un ihtiyacımız olacak. Şu bardakla şöyle 3,5 su bardağı una ihtiyacımız olacak. Bunları güzelce karıştırıp yoğuracağız. Sonrasında oluşturduğumuz hamurdan bu kurabiyelerimizi üreteceğiz. Evet, şu tereyağımızı, oda sıcaklığındaki tereyağımızı, efendime söyleyeyim, pudra şekerimizi, nişastamızı, bu arada şu bir yemek kaşığı suyumuzu kahvemize dökelim, onun içinde yumuşaya dursun. İki tatlı kaşığı tepeleme kakaomuzu. Ve eritmiş olduğumuz Nescafe'mizi de içine döküyoruz. Bunları şöyle bir kendi içinde bir karıştıralım. Evet. Şuradan yumurtanın sarısını da onun içinden alalım buraya. Kakao ile çalışmak dünyanın en güzel şeyi tabii takipçiler. Değerli izleyicilerim, kakao kokusu, ama yeni sosyal medyada sizler de görmüşsünüzdür, tuzun zararlı olmasına rağmen çikolatadan daha çok mutlu ettiği söylenmekte. Siz katılıyor musunuz buna bilmiyorum. Ben de çikolata taraftarıyım. Çikolatanın daha çok mutlu ettiğini düşünüyorum. Evet değerli takipçiler, şimdi artık unumuzla beraber hamurumuzu güzelce bir yoğuralım. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuracağız. Evet değerli takipçiler, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da koyduk. Güzelce böyle yoğuruyorsunuz. Yoğurdukça zaten kıvama güzelce geliyor. Sonrasında şekil verip yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizeceğiz.
Sonra ön ısıtmasını 180 derece yapmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. Ve bu güzel kahve görünümlü, kahve çekirdeği görünümlü kurabiyelerimiz hazır olacak. Evet değerli takipçiler, hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi kahve çekirdeği şeklinde şekillerini verip kurabiyelerimizi tepsimize diziyoruz. Şöyle bir şiş yardımıyla böyle kahve çekirdeği görünümü kazandırıyoruz. Kurabiye olduğu için tabi çekirdek kadar küçük yapmıyoruz. Çayın yanında yiyoruz. Sadece şekil olarak benzetmeye çalışıyoruz. Kahve çekirdeğine benzeyen kurabiye. O yüzden adı da kahve çekirdeği kurabiyesi. Muhteşem lezzetli. Şahane bir tarif. Bugünkü içeriğimiz. Beğeni, like atmayı unutmayın içeriğimize. Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Pusula Çağlayan ailesinin büyümesine katkı vermeye devam edin. Sizlerle kanalımız büyümeye devam ediyor. Değişik konuları araştırıp yeni içeriklerle biz de sizlerin karşısına çıkmaya devam ediyoruz değerli izleyiciler. Yine 5 çaylarımızın yanında damaklarınızın tozunu silecek. Yani damak aşkı dediğimiz lezzette şahane bir kurabiye bu. Çok beğeneceksiniz. Bir şeyin içinde çikolata, kakao olduğu zaman, tereyağı olduğu zaman lezzet konusunda bir sıkıntı hiçbir zaman olmaz. Tarifimize bağlı kalıp tam zamanlı videomuzu seyrettiğinizde siz de bu güzel lezzeti üretmiş olacaksınız. Evet. Eğlenceli de aynı zamanda. Hem görsel eğlencesi güzel, hem yapma uygulama eğlencesi güzel değerli takipçiler. Evet, gördüğünüz gibi Brezilya kahvesi Nescafe çekirdeklerine ya da Türk kahvesi çekirdeklerine ne kadar çok benzettik. Elimizden geldiği kadar. Bu sonuncusunu da yaptık mı artık ısıtmış olduğumuz fırına pişirmeye hemen vereceğiz. Evet. Son kurabiyemizi de tepsimize yerleştiriyoruz. Evet. Bu güzel kahve çekirdeklerimizi artık fırına veriyoruz. Evet değerli takipçiler, 15 dakika kadar pişirdik. Kurabiyelerimiz gördüğünüz gibi hazır. Muhteşem kahve çekirdeği kurabiyelerimiz çıktı. Şimdi şöyle bir tane şuradan alalım. Şöyle koyalım tabağımıza. Evet. Şöyle bir tanesini bıçakla hafiften böreyim. Şöyle bir lezzetine bakalım. Sıcak ama sizin için yapacak bir şey yok. Bakacağız. Normal kurabiye ile un kurabiyesi arası güzel bir lezzet olmuş. Ağzınıza aldığınızda damağınızın arkasında böyle kahvenin
O mis gibi şeyi geliyor. Kakaolar da geliyor. Pudra şekeri kullandığımız için fazla şeker de yok. Tam kıvamında olmuş tadı, lezzeti. Tam bir çay kurabiyesi. Gevrekliği de çok güzel olmuş değerli takipçiler. Ben de ilk defa denedim. Gerçekten muhteşem olmuş. Umarım siz de içerimizi beğenirsiniz. Beğeni, like atmayı unutmayın. Abone olun. Abone olması için etrafınıza öneride bulunun. Ailemiz büyümeye devam ediyor. Değişik konular işlemeye devam ediyor. Pusula Çağlayan ailesinde tam zamanlı kalmanız ricasıyla. Sağlıklı günlerde, lezzetli günlerde kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın Pusula Çağlayan takipçileri.